İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçilen Ekrem İmamoğlu bugün saat 16'da mazbatasını alıyor. Evet, e, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra çıkışta da bir e, konuşma yapması bekleniyor, bir teşekkür konuşması yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun tekrar edeyim, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu bugün saat 16'da mazbatasını alacak ve böylece İstanbul'da 2. İmamoğlu dönemi başlamış olacak ve saat 16'da Yüksek Seçim Kurulu kararı sonrası İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra da Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yavaş yavaş böyle açıklamalar gelmeye başladı. Mardin'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçen Ahmet Türk'ün de bugün mazbatasını alacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Artık bu sürece girmiş bulunuyoruz. Sonuçlar ortaya çıktıktan sonra bir bir belediye başkanları mazbatalarını alıp hemen göreve başlayacaklar. Ee, tabii şu anda tartışmalı olan, itirazlar olan, şaibi olan bölgeler hariç. Orada sürecin neticelendirilmesi beklenecek ama bugün Ekrem İmamoğlu İstanbul'da mazbatasını alacak. Evet bu haber eşliğinde bir gözümüz bakın Gazi Osman Paşa'da AKP'nin itirazı üzerine topyekün oylar yeniden sayılıyor. Orada bir gerginlik var. Bir gözümüz Van'da Orada seçimin kazananı e, Başkan Zeydan'a değil e, AKP'li ikinci gelen adaya belediye başkanlığı verilmesi yönündeki adımın ardından yüksek bir tepki var. Dem Parti'den bir açıklama gelmesini bekliyoruz birazdan e, ve onları da ekranlarınıza getireceğiz. CHP heyetinin de bölgeye e, gittiğini, intikal ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi peki bunlar birdenbire mi oldu? E, bugün halktv.com.tr'de ee, kıymetli meslek büyüğüm Ayşenur Arslan bir yazı kalemi almış ve bazı hatırlatmalar yapmış. Yazının tamamını okumanızı tavsiye ederim ama ben bir bölümünü sizlerle paylaşacağım. Yandaş kalem önceden ilan etmiş başlığıyla bir yazı yazdı bugün Ayşenur Arslan. Bakın diyor ki Rasim Ozan Kütahyalı epeydir dışlanmış durumda ama belli ki eski ilişkileri sayesinde sarayın harekat ve hareket planı hakkında duyum alabiliyor. Bulunduğu yer itibariyle kimse ona tam olarak neyi nasıl söylemesi gerektiğini anlatmadığı için de bodoslama konuşuyor yazıyor. Bakınız 26 Mart tarihli yani seçime 5 sadece 5 gün kala X'teki paylaşımı. Kürtler sadece kendileri için değil CHP'nin özgürlüğü içinde de külliyen deme oy vermeli. Çok ciddiyim. Kürtler CHP oy verirse devlet çok büyük bir operasyon planlıyor. CHP'de ittifak olan her yere kayyum atayacaklar. Plan bu. Burada dur bir nefes al ey okuyucu. Bir hafta önce yazılmış, yalanlanmamış ve zaten uygulanmasına başlanmış bir planın ifşasından söz ediyoruz. Sindirmeye çalış. Tekrar oku istersen. Nasıl bu kadar edepsizce bir cüretle böyle bir operasyon hazırlanır? Nasıl hukuk, yargı, demokrasi adına elde kalan son kırıntılarda utanmadan çiğnenir? Kürtler CHP oy verirse devlet çok büyük bir operasyon planlıyormuş. Bunları yazarken aklıma geldi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden birkaç ay önce Fuat Uğur köşesinden FETÖ'cüleri aklınızı başınıza alın diye uyarmıştı. Devlet ensenizde hamle yapmanızı bekliyor. Darbeye kalkışırsanız hepinizi sardaki tavutlar tavuklar gibi toplayacak minvalinde net cümlelerle sinyal vermişti. O yazıyı başta ben bir avuç gazeteci defalarca anlattık ama bir avuç insan ilgilendi ve belki onlar da unuttu gitti. Bu yüzden Erdoğan devleti fütursuzca plan yapıyor, uyguluyor diyor.